Dövizdeki hareketlilik ve enflasyon üzerine çalışmalar başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam saatlerinde ekonomiyle ilgili yeni önlemleri açıkladı. Bakanlıkla beraber BDDK, SPK ve Merkez Bankası yeni adımlar attı. Buna göre geliri endeksli senet, GES, tüketici kredileri, kredi kartları, kredi karşılık oranları, altın sertifikası ihracı ve halka arzlarla ilgili bir takım değişiklikler yapıldı. Değişikliklerle ilgili tüm detaylarsa şu şekilde. Geliri endeksli senet, GES. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan geliri endeksli senetler, ülke genelinde gerçekleştirilecek duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edilecek. Senetler 3 ayda bir kupon getirisi sağlayacak, ödemede asgari getiri garantisi olacak. Getiri oranı ve vade yapısı ihraç duyurusunda ilan edilecek. Senedin yatırımcıya sağlayacağı nihai getiri oranı ihraç aşamasında bakanlık tarafından belirlenen getiri oranının hasılat gerçekleşmeleri çerçevesinde hesaplanacak endeks değeriyle çarpılması yoluyla belirlenecek. Geliri endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemleri 15 Haziran'da başlayacak. Tüketici kredisine vade sınırı. BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde 100 bin liranın altında olan krediler için 24 ay, 100 bin liranın üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirledi. Emtia pazarı kuruldu. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul nezdinde emtia pazarının kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını duyurdu. BIST bünyesinde kurulan emtia borsasıyla, emtia yatırımı yapmak için yurt dışına gitmek zorunda kalan yatırımcının işlemlerini yurt içinde yapabilmesi sağlanmış olacak. Bu pazar sayesinde yurt içinde ihracı yapılmış altın sertifikaları alınabileceği gibi demir, çelik, gümüş, bakır gibi emtiaların ihracı halinde işlem görmesi için altyapı oluşturuldu. Halka arzlarda ücret indirimine gidildi. Sermaye Piyasası Kurulu yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirim uygulandığını bildirdi. Yurt içinde halka arz olacak şirketler, yabancı yatırımcıdan kaynak sağlarlarsa, sağladıkları kaynak büyüklüğüne göre SPK'ya ödeyecekleri kayıt ücretinde %90'a varan indirim sağlayacak. Sağlanan bu kaynakla şirketler yurt dışı roadshow ve benzeri tanıtım faaliyetlerini finanse edebilecek. Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere %10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını %20'ye yükseltti. Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarı güncellendi. BDDK'ya göre limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun %20'si, limiti 25 bin liranın üzerinde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarı dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.